Bu Terminator. Az önce gelecekten geldi. Böyle cıbıl cıbıl. Birazdan az ötede bu kamyon şoförlerinin eğlendiği şuradaki bara girecek. Yine böyle cıbıl cıbıl. Ve orada ilk olarak neye bakacak biliyor musunuz? Hayır, kadınlara değil. Hayır, erkeklere de değil. Kendine uygun kıyafetlere bakacak. Düşünsenize, böyle bir cihazı günümüzde gerçekten yaptık diyelim. iPhone gibi ama bu zamanda yolculuk yapıp kendisine tehdit oluşturabilecek şeyleri tek tek bulup imha eden türde bir cihaz. Ay Terminator. Aldık onu, geçmişe gönderdik böyle 90'lı yıllara. Girdi kamyoncu barına cıbıl cıbıl. Orada ne arar sizce? Ben size söyleyeyim. En yakın duvardaki prizi arar. Şarjı bitmek üzere. Öyle kolay mı bu kadar büyük bir vücudu hareket ettirebilmek? 2 dakikada bir şarjı biter bunun. İşte o yüzden şarj etmek için onu hemen bir prize takmamız lazım. Tamam da bu ucunu nereye takacağız? İşte böyle dertlerle uğraşmamak için bizim bu sürekli bitip duran pil sorununa bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ve birileri bunu bulduğunu iddia ediyor. Pul kadar bir pil yapmışlar. Bu kadar. Tabii bu bir pil değil, pi rozeti. Ama gerçeği de yaklaşık bu büyüklükte. Ve bunun 50 yıl boyunca çalışabileceğini iddia ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde Çin'den Betavolt adında bir startup 50 yıl boyunca aralıksız çalışabilen pul büyüklüğünde bir pil geliştirdiklerini duyurdu. Evet şaka değil, 50 yıl boyunca hiç şarj etmeden. Üstelik bu pil 1,5 santimetreye, 1,5 santimetre boyutlarında ve sadece yarım santimetre kalınlığında. Küçücük, şu kadar. Düşünsenize telefonları her gün şarja takıyoruz. Yetmiyor bir de şimdi saati var, bluetooth kulaklığı var, o su var, bu su var. Sürekli bir şeyleri şarj ediyoruz. Ortalık kablo doluyor. Bütün bunları şarj etme zorunluluğunun hayatımızdan bir çıktığını düşünsenize. Daha da önemlisi kalp pilleri. Bunların belirli aralıklarla yenilenmesi gerektiği için tekrar tekrar ameliyat olmak gerekiyor. İşte bütün bunların bir daha asla gerekmediğini bir düşünün. Betavolt adlı bu startup işte böyle bir hayalin peşinde. Bir de şu kablolardan kurtulabilsek. O kablolardan kurtulabilecek miyiz bilemiyorum ama internetteki çevrim içi tehditlerden kurtulmanın bir yolu var. NordVPN. İronik değil mi? Evimizin güvenliğini sağlamak için kapıyı açık bırakmıyoruz. Kapayıp kilitliyoruz ama sonra da bilgisayarımızı açıp internete giriyoruz. Ben internette dolaşırken mutlaka VPN hizmeti kullanıyorum. Çünkü siber güvenlik tehditleri her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. İzinsiz izleme saldırısı, kimlik avı, DDoS, kötü amaçlı yazılım, kötü amaçlı reklam, fidye yazılımı. İşte tüm bunlar kötü niyetli kişilerin kullandığı yöntemlerden sadece birkaçı. İşte NordVPN, internet trafiğinin güvenli ve şifrelenmiş bir tünelden akmasını sağlıyor. Kimse bu tünelin içini göremiyor ve sizin internet verilerinize erişemiyor. Bunu kullanabilmek için NordVPN uygulamasını indirip internete bağlanmak için kullandığınız cihazlara, cep telefonunuza, bilgisayarınıza kuruyorsunuz ve sonra da dünyanın hangi bölgesinden bağlanmak istiyorsanız orayı seçip tek bir dokunuşta internette güvenli olarak dolaşmaya başlıyorsunuz. Threat Protection özelliğiyle az önce sözünü ettiğim o siber güvenlik tehditlerine karşı önlem alıyorsunuz. Halka açık bir Wi-Fi'ye bağlıyken eğer içiniz rahat olsun istiyorsanız, NordVPN kullanarak kişisel bilgilerinize veya iş dosyalarınıza güvenli bir şekilde erişebilir, internet bağlantınızı şifreleyebilir ve tarama geçmişinizi gizli tutabilirsiniz. Gezegendeki en hızlı VPN'le hiç yavaşlamadan gezinmek için nordvpn.com/barisozcan adresini ziyaret edin ve bu kanala özel 30 günlük para iadesi garantili 2 yıllık planda artı 4 ekstra ay fırsatını yakalayın. Daha uzun süre güvende kalın. Nerede kalmıştık? Betavolt'un hedeflerinden bahsediyordum. Ama önce isminin hakkını veren bu Betavolt'un neden bu kadar özel olduğunu konuşalım. Çünkü bunlar bildiğiniz lityum iyon piller gibi kimyasal temelli çalışmıyor. Bu piller nükleer. Evet, cebinizde ufak bir nükleer santral taşıdığınızı düşünün. Ama tam olarak öyle de değil. Bildiğimiz nükleer santraller uranyum gibi radyoaktif bir elementten faydalanıyor. Bir nükleer reaktörün işleyebilmesi için temelde 3 basamak var. Bir dakika hemen göstereyim. Basit bir şema çizerek başlayalım. Aslında nükleer reaktör dediğimiz şey bir çeşit buharlı elektrik üretici. Tabii çok gelişmiş bir fizik bilgisi kullanılarak hazırlanıyor. Şunu biraz daha büyütebilir miyiz acaba?
Evet, böyle çok daha iyi oldu. Bakın bunun içinde buhar var. Şuradaki pembe borudan gelen sıcak suyla üretiliyor. Gerçekçi olsun diye bu rengi seçtim. Isıyla elde edilen buhar şuradaki türbinleri döndürüyor ve böylece elektrik üretiliyor. Ama bizim için önemli kısım şurada. Burası reaktörün çekirdeği ve bu çekirdek temelde 3 önemli parçadan oluşuyor. Kontrol çubukları, yakıt elementleri ve yavaşlatıcı. Bu yakıt elementleri de ne ola ki diyeceksiniz? Meşhur uranyum canım. Uranyum işlenerek önce böyle peletlere dönüştürülüyor. Bu peletler de bir araya gelerek bir yakıt çubuğunu oluşturuyor. Sonra bu yakıt çubukları da bir araya gelerek öbekler yapılıyor. Nihayetinde bu öbekler de bir reaktörün çekirdeğinde işte böyle bir araya getiriliyor. İşte çekirdekteki bu radyoaktif element fisyon geçirerek daha küçük atomlara parçalandığında birkaç tane nötron ve bir miktarda enerji açığa çıkarıyor. Fisyonun gerçekleşmesi için de nötronların enerjisinin belirli bir termal enerji düzeyinde olması gerekiyor. Fakat oluşan bu nötronlar çok daha yüksek bir enerjiye sahipler. Bu noktada yavaşlatıcı ortam yani moderatör devreye giriyor ve nötronları termal enerji seviyesine yavaşlatıyor. Böylelikle nötronlar da fisyon yapabilir hale gelerek zincir reaksiyonu başlatıyor. Aynı zamanda bu kontrol çubukları da benzer bir göreve sahip. Bunlar da bir bariyer görevi görüyor. Yukarı aşağıya doğru hareket ederek reaksiyonun hızını ayarlamayı mümkün kılıyor. Kontrollü zincir reaksiyon sağlandığında da en sonunda çekirdeğin parçalanması sonucu açığa çıkan enerji suyu ısıtarak buhara dönüştürüyor ve bu buhar da türbinleri döndürerek elektrik enerjisi üretiyor. Uranyumun bozulumundan geriye kalansa yine uzun yıllar boyunca bozulmaya devam eden radyoaktif atıklar oluyor ve bunlar çevreye binlerce yıl boyunca zarar verebileceğinden yerin kilometrelerce altında, gözlem altında tutulan işte bu tip yerlerde saklanıyor. İşte nükleer enerjinin de en büyük problemi ne yazık ki bu tehlikeli atık problemi. Tüm bunları alıp bir pul boyutuna sıkıştırmamız şimdilik pek mümkün görünmüyor. Üstelik bir de atık sorunu var. Yani hiçbirimiz telefonumuzun ya da kalp bilimizin vücudumuza radyasyon sızdırmasını istemeyiz. Peki ya bu tehlikeyi ortadan kaldıracak bir çözümümüz olsaydı? İşte Betavolt'un yaptığı şey tam olarak bu. Hatta sırrı adında saklı diyebiliriz. Betavolt'un geliştirdiği bu pil beta radyasyonundan faydalanarak voltaj yani elektrik üretiyor. Betavolt. Uranyum yerine nikel 63'ü enerji kaynağı olarak kullanıyor. Ortaya yüksek enerjide nötronlar çıkarmak yerine elektronlar çıkarıyor. Bunların madde içerisinde kat edebileceği yol yani penetrasyon çok daha az. Koca bir su havuzuyla yavaşlatmak gerekmiyor. Nikel 63 bozuluma uğradığında beta radyasyonu ya da diğer adıyla bir beta parçacığı yayınlıyor. Şimdi böyle beta parçacığı gibi fiyakalı bir isim verildiğine aldanmayın. Dediğim gibi bildiğimiz elektron bu aslında. Fakat yeterince enerjik bir elektron. Tek kristalli elmastan özel olarak geliştirdikleri bir yarı iletken yalnızca 2 mikrometre kalınlığındaki nikel 63'ü bir tost gibi kapatıyor. Nikel 63'ten yayınlanan bu beta radyasyonu yani elektronlar bu yarı iletken tarafından yakalanıp elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Böylece dışarıya da hiçbir radyasyon sızmamış oluyor. Yani nükleer reaktörlerdeki gibi bir zincir reaksiyona ihtiyaç duymuyor. Kontrol edilmesine de gerek yok. Kendi başına çalışıyor. Ayrıca kimyasal piller gibi böyle tekrar tekrar şarj etmemiz de gerekmiyor. 50 yıllık ömrü boyunca düzenli olarak elektrik üretmeye devam ediyor. Üstelik enerji yoğunluğu günümüzde kullandığımız benzer boyutlardaki lityum-iyon pillere kıyasla 10 kat daha fazla. Şu anda sadece 100 mikrovat güce sahip ve 3 volt elektrik verebiliyor. Fakat modüler tasarımı nedeniyle bunlardan birçoğunu bir araya getirip daha büyük uygulamalarda kullanabilmek mümkün. Ayrıca Betavolt 2025'e kadar 1 wattlık bir ürün de hedeflediklerini duyurdu. Fakat belki de en ama en önemlisi nükleer reaktörlerdeki gibi kullanıldıktan sonra zararlı bir atık üretmemesi. Çünkü nikel 63 o beta bozulumunu geçirdikten sonra bakırın zararsız bir formuna dönüşüyor. Elbette bu ufak piller nükleer reaktörlerin yerini almayacak fakat nükleer enerjiyi hem daha etkili hem de daha temiz bir şekilde kullanabilmemiz açısından bu tür gelişmeler çok önemli birer adım. Bu da ne? Gel bakayım. Ha Voyager 1'miş bu ya. Bunu ta 1977'de uzaya göndermişlerdi. Dünyadan en uzağa gönderilmiş uzay aracı. Peki yıllarca nasıl çalıştı bu alet? İşte bununla çalıştı. Bu RTG yani Radio Isotope Thermoelectric Generator.
Nükleer batarya. Voyager 1'in serüveninin 2025'e kadar devam etmesi hedefleniyordu. Yani RTG artık yeterince enerji sağlayamayacak bir düzeye gelene kadar. Fakat 2023 Aralık ayında NASA aracın bilimsel veri göndereminin kesildiğini duyurdu. Görevine devam edip edemeyeceği ise şu anda meçhul. Peki Betavolt benzeri piller gerçekten de yaygın bir şekilde üretilmeye başlanırsa neler yapılabilir? Bir kere ufak olmaları çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla hemen aklımıza öyle gündelik hayatta kullandığımız telefondur, kulaklıktır, buna benzer cihazlar geliyor. Hatta kalp pili gibi sağlık cihazları da gelebiliyor ama bu teknolojiyi kovalamanın arkasında çok daha başka, çok daha büyük hedefler de var. Şimdi onu göstereyim size. Birçok ülke uzun bir zamandan beri bu teknolojinin peşinde. 2022'de Avustralyalı Foss Enerji şirketine Savunma Bakanlığı için ultra uzun ömürlü piller geliştirmesi amacıyla 2.4 milyon dolar ödenek verilmişti. Neden mi? Bir düşünün bakalım son zamanlarda askeri teknolojilerde popüler olan ne var? Dağılabiliriz beyler. I'll be back. Onu demiyorum canım. Bizlerin bile kullandığı hani böyle batarya ile çalışan bir aygıt var. Hatta böyle yukarılardan çok güzel manzaralar çekiyoruz. Dronlar. Eğer daha önce drone kullandıysanız bilirsiniz. Bunların bataryaları çok çabuk bitiyor. Özellikle de hava soğuksa. Bak durduğu yerde yine bitmiş gibi. Ortalama 15 dakika falan kullanabiliyorsunuz. Sonra da yedek batarya takıyorsunuz. Dolayısıyla gidebilecekleri menzil de kısıtlı. Oysa bu tür piller kimyasal bir süreçle çalışmadığı için çok soğukta bile normal bir şekilde çalışmaya devam edebiliyor. Eğer sürekli olarak bir alanı taramak, oradan veriler toplamak, hareketlilik var mı diye kontrol etmek istiyorsanız drone'ları kullanmak pek de makul değil. Peki ya bu drone'lar hiç yere inmeden yıllarca gökyüzünde havada asılı kalabilseydi, çalışabilseydi nasıl olurdu? Bu yeni geliştirilen piller sayesinde. Bu piller değil o piller. Sanırım artık neden bu teknolojinin bu kadar öncelik kazandığını anlatmama gerek yok. I'm back. Böyle atılımların Çin'den geliyor olması dünyada farklı kutuplar arasında bir soğuk savaş esintisi yaratıyor. Tabii bu tür haberlerin bir de algı boyutu var. Bu haber henüz çok daha yeni. Dolayısıyla ne kadar iyi bir şekilde gerçeğe, pratiğe dökülebileceğini henüz kimse bilmiyor. Ama her şey hikayelerle başlar öyle değil mi? Yıllarca Terminator gibi filmleri hep Amerikalılar çekti. E Çinlilerin başı kel mi? Onlar da hikaye anlatıyor olabilir. Geleceği öngörmek çok zor. Değil 50 yıl önce, 20 yıl önce bile cebimizde işte küçük telefonlar taşıyacağız, onlarla türlü türlü şeyler yapacağız deseydik birbirimize kaç kişi inanırdı? E haliyle 10 yıl sonra telefonları bir daha hiç şarj etmeyeceğiz derseniz neden olmasın ki derim. Çünkü bir şeyden çok eminim. O da enerji konusundaki atılımların her zaman önemli olacağı. Böyle bir şey bugün yapılamayabilir ama yarın bir gün bir benzeri muhakkak yapılacak. Neden mi? Gelin şimdi size bir cetvel göstereyim. Ölçekte diyebiliriz buna. Kardeşev ölçeği, evrendeki bir medeniyetin seviyesini o medeniyetin kullandığı enerji miktarıyla tanımlıyor bu ölçek. Buna göre tip 1 uygarlıklar bizimki gibi kendi gezegenindeki enerjiyi hasat edebilen uygarlıklar olarak sınıflandırılıyor. İşte su kaynaklarına barajlar kurarak buhardan enerji elde eden ya da kömür çıkarıp buharlı makineler geliştiren. Tip 2 uygarlıklar kendi yıldızlarının enerjisini doğrudan kullanabilen uygarlıklar. Örneğin daha önce de ayrı bir videoda anlattığım yıldızın etrafına inşa edilen devasa Dyson küreleri aracılığıyla enerji hasat edebilen uygarlıklar. Tip 3 uygarlıklarsa kendi galaksisindeki enerji kaynaklarını kullanabilen uygarlıklar. Yani hani bizim gezegenin farklı yerlerine açtığımız madenleri kullanmamız gibi onların yıldızları, kara delikleri bu iş için kullanması ya da monolitleri. Enerji açısından Kardeşev ölçeğinde tip 1 uygarlık 10 üzeri 16 wattlık bir enerjiye karşılık geliyor. Eğer bunu bir birim kabul edecek olursak tip 2 uygarlık bundan 10 milyar kat daha fazla enerji hasat edebiliyor olmalı. Yani 10 üzeri 26 watt. Tip 3 bir uygarlıksa ondan da 100 milyar kat fazla yani 10 üzeri 37 watt enerji hasat edebiliyor olmalı. Böyle bir uygarlıkla şu anda aramızda 10 üzeri 21 katlık bir fark var demektir bu. Peki biz bu enerji seviyesine nasıl ulaşacağız? İşte tam olarak bu yüzden enerji her zaman sıcak bir konu olacak. Bundan 100 sene, 1000 sene sonra yaşayan insanlar da daha etkili, daha güvenli enerji üretmenin yollarını düşünecekler. Daha küçük piller geliştirmeye çalışacaklar. Daha uzun ömürlü, bitmek bilmeyen piller.
Çünkü enerji evrenin çok temel bir özelliği ve ne kadar çok enerji, o kadar çok güç demek. Ne kadar çok güç, o kadar çok... Dağılabiliriz beyler.